Merhaba arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikteyiz. İsmim Hamza, bugün sizlerle beraber öncelik ve sonralık konularını işleyeceğiz. Burada geçmiş, şimdi ve gelecek bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi başlayalım konumuza. Evet, geçmiş, şimdi ve gelecek. Türkçe'de birbirini takip eden iki durumu anlatmak için önce ve sonra kalıplarını kullanıyoruz. Bakalım. Önce ellerimi yıkadım, sonra kahvaltı ettim, daha sonra dişlerimi fırçaladım. Bir sıra var. Bu sıralı cümleleri önce ve sonra olarak belirtmemiz gerekiyor. Bakalım. Önce ellerimi yıkadım. Birinci olayımız. Sonra kahvaltı ettim. İkinci olayımız. Önce bu ikisini inceleyelim. Önce ve sonra kalıplarını kullanırken iki cümle arasında dan önce, dan sonra veya madan önce, dıktan sonra şeklinde kullanıyoruz. Bakalım. Önce ellerimi yıkadım, sonra kahvaltı ettim. İkinci olayımızdı, birinci olayımızdı. Kahvaltı dan önce ellerimi yıkadım. Bakıyoruz. Kahvaltı isim. İsimden sonra dan önce kullanıyoruz. Hemen notumuzu alacağız. Bir de fiil şeklinde yapalım. Kahvaltı etmek fiilimiz. Burada da madan veya meden kullanıyoruz. Kahvaltı etmeden önce ellerimi yıkadım. Şimdi kuralımıza bakalım. Kuralımız isimden sonra eğer öncelik sonralık yapıyorsak dan, den veya tanten önce, sonra anlatıyorsak isim artı dan, den, tanten sonra kullanıyoruz. Peki nasıl dan, nasıl den olacak? Hemen onu da yazalım. A, I, O, U ile bitiyorsa kelimemiz dan getiriyoruz. Dan sonra veya tan sonra. Eğer ince ünlü ile bitiyorsa E, İ, Ö, Ü ile bitiyorsa den sonra veya ten sonra şeklinde yapıyoruz. Peki ne zaman tan, ne zaman ten? Bir kuralımız vardı fıstıkçı Şahap. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P harflerinden sonra eğer bunları getiriyorsak tan veya ten şeklinde kullanıyoruz. Peki fiil ile yaparsak nasıl oluyor? Fiilden sonra madan veya meden, fiil artı madan meden önce veya sonra kullanıyorsak fiil artı dıktan, dikten, duktan, dükten sonra şeklinde kullanıyoruz. Örnek yapalım mı? Hadi yapalım. Evet. Şimdi bir bilgisayarımız, bir öğrencimiz var. Öğrencimiz ne yapıyor? Ders dinliyor bilgisayardan. Peki önce iki tane cümlemiz var, iki eylemimiz var. Bunları sıraya koymamız lazım. Birincisi ilk önce bilgisayarı açıyoruz, sonra ders dinliyoruz. O zaman birinci cümlemiz bilgisayarı açıyorum, ikinci cümlemiz ders dinliyorum. Hadi yazalım. Dinlemek, ders dinlemek fiildi, değil mi? Fiilden sonra ne geliyordu? Madan önce veya dıktan sonra. Ders dinlemek ikinciydi. Ders
dinlemeden önce. Neden meden geldi? Burada e var. Ders dinlemeden önce bilgisayarı açıyorum. Peki bilgisayarı açıyorum, ders dinliyorum. Buna bakalım. Bilgisayarı açmak fiil. Bilgisayarı aç tıktan sonra ders dinliyorum. Evet, öncelik ve sonralık konularında tekrar edelim. İki cümlemiz var. Hangisi önce, hangisi sonra? Bunlara bakıyoruz. Fiilden sonra, eğer fiilimiz varsa, madan önce, dıktan sonra, isim varsa, dan önce, dan sonra kalıplarını kullanıyoruz. Ders dinlemeden önce bilgisayarı açıyorum. Önce bilgisayarı açıyorum, sonra ders dinliyorum. Bilgisayarı açtıktan sonra ders dinliyorum. Devam edelim. Evet, biraz önce de kahvaltıyı söylemiştik. Örneklerimize bakalım. Önce ellerimi yıkadım. Birinci cümlemiz. İkinci cümlemiz, kahvaltı ettim. Üçüncü cümlemiz, dişlerimi fırçaladım. Şimdi, dan önce, meden önce veya dan sonra, dıktan sonra ile yapalım. Kahvaltıdan önce kahvaltı isim. Kahvaltıdan önce ellerimi yıkadım. Kahvaltı etmek fiil. Fiilden sonra meden önce kullanıyorum. Kahvaltı etmeden önce ellerimi yıkadım. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Kahvaltı yine isim. İsimden sonra dan sonra kullanıyoruz. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçaladım. Veya kahvaltı etmek fiil. Kahvaltı et, t var. Tikten sonra dişlerimi fırçalıyorum. Ne zaman dıktan sonra, ne zaman dikten sonra, duktan sonra, dükten sonra. A, ı varsa dıktan sonra. E, i varsa dikten sonra. O, u varsa duktan sonra. Ö, ü varsa dükten sonra. Bunu da buraya not edelim. İkinci örneğimize geçelim mi? Hadi ikinci örnek. Yine üç cümlemiz var. İki iki öncelik ve sonralık yapalım. Önce bankaya gittim. Ne yaptım? Para aldım. Sonra alışveriş yaptım. Daha sonra eve gittim. İkisini inceleyelim. Alışveriş isim. O zaman dan önce veya tan önce. Alışveriş i var. Alışverişten önce bankaya gittim. Veya alışveriş yapmak fiil. Alışveriş yapmadan önce bankaya gittim. Diğerine bakalım. Alışveriş yapıyorum. Eve gidiyorum. Alışveriş isim. İsimden sonra tan veya ten sonra geliyordu. Alışverişten sonra eve geldim veya geldim. Alışveriş yapmak fiil. Alışveriş yaptıktan sonra eve geldim. Diğer örneklerimize bakalım. Anladık mı biraz? Pekiştirelim mi? Hadi pekiştirelim. Şimdi
Semih'in bir günü var. Buraya, bu boşluklara yukarıdaki kelime gruplarından yerleştirme yapacağız. Semih sabah 6.30'da yataktan kalktı. Elini yüzünü yıkadı. O zaman ne gelebilir? Hemen bakıyoruz. Sonra ailesiyle birlikte kahvaltı etti. O zaman kahvaltıdan önce. Kahvaltıdan önce elini yüzünü yıkadı. Sonra ailesiyle birlikte kahvaltı etti. Dişlerini fırçaladı, giyindi ve evden çıktı. Kahvaltı etti. O zaman kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçaladı, giyindi ve evden çıktı. Durakta 15 dakika otobüs geldi. 15 dakika ne yapıyor? Bekliyor. 15 dakika bekledikten sonra otobüs geldi. Yol yaklaşık 35 dakika sürdü. Okulun önünde indi. Arkadaşlarıyla birlikte kantine gitti. Demek ki dersten önce kantine gidiyor. Otobüsten indi. Dersten önce arkadaşlarıyla birlikte kantine gitti. Sohbet etti. Saat 9.30'da ders başladı. 3 saat ders işlediler. Sınavı vardı. Bu yüzden biraz heyecanlıydı. Öğleden sonra öğleden sonra, evet burada vardı, sınavı vardı ve bu yüzden biraz heyecanlıydı. Bakalım buraya ne gelecek? Sınav bitti demek ki eve geldi. Sınavdan sonra eve geldi. Biraz dinlendi, ödevlerini yaptı, ödevlerini dışarı çıktı. Demek ki ödev bitti. Ödevlerini bitirdikten sonra dışarı çıktı. Arkadaşlarıyla futbol oynadı. Eve ne gelebilir? Hemen banyo yaptı. Eve döndükten hemen sonra banyo yaptı. Semih çok yoruldu. Yemek. Ne kaldı en son? Yedikten sonra biraz kitap okudu ve sonra yattı. Evet, Semih'in günü bu şekilde. Devam edelim, pekiştirelim. Yine burada dan önce, dan sonra, madan önce, dıktan sonra bunlara göre cümlelerimizi tamamlayalım. Birinci cümlemizi kitap bizim için yapmış. Hastalık isim değil mi? Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilelim. Yani hasta olmadan önce sağlığın kıymetini bileceğiz. Evet, git, bana haber ver. Burada ne var? Gitmek, fiil. Gittikten sonra mı, gitmeden önce mi? Bence önce. Gitmeden önce bana haber ver. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. Gömleğini ütüle, giydi. Ütülemeden olmaz. Gömleği ütüle, dikten sonra
giydi. Dördüncü cümle, yüz güneşlendi. Yüzmek fiili, yüzmeden önce oh güneşlendi. Elmayı ye, yıkadı. Önce yıkıyoruz, sonra yiyoruz. Elmayı yemeden önce, neden meden? Çünkü yemek fiili var. Elmayı yemeden önce yıkadı. Ders, nereye gideceksin? Önce ders yapıyoruz, sonra gidiyoruz. Dersten, neden ten? Çünkü isim, sonda da S var, ten. Dersten sonra nereye gideceksin? Peki yedinci cümlemiz, ihtiyarlık gençliğin kıymetini bilelim. İhtiyarlık isim, ihtiyarlık tan, neden tan? K var. İhtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilelim. Zannedersem konuyu anladık. Artık bu cümlelerimizi sizler yapacaksınız. Arkadaşlar, önce ve sonra konusunu, yani madan önce, dıktan sonra konusunu burada tamamladık. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.